Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok bilinen su taşı modeliyle şu görmüş olduğunuz harika atkının yapılışını tarif edeceğim. Bunu yaparken ben Naku Vals ip kullandım. Kodu 86463, lot numarası 702 802 826. Şu şekilde tutayım, ekran resmi almak isterseniz alabilirsiniz. Renk geçişleri çok güzel bir ip. Naku Vals'te örüyorum. Naku Vals'i normalde 3 mm ile örüyorum. Bu atkıyı örerken daha salaş ve yumuşak olması için 4 mm'lik silikon saplı tığımı kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın renk geçişlerini. Harika bir renk geçişi var. Benimle birlikte örmek isterseniz videonun tamamını izlemeniz yeterli olacaktır. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımı, videolarımı beğeni ve yorumlar öne çıkartıyor, biliyorsunuz videolarımızı, ve beğeni ve yorumlar gerçekten çok kıymetli. Birçok kişinin bizi görmesine vesile oluyor. O yüzden de nokta dahi olsa bir yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada katıl butonum da açıldı. Kendinize uygun seçeneklerden herhangi birini seçip katıl aileme sizler de gelebilirsiniz. Onların ayrıcalıklarından sizler de yararlanabilirsiniz. Hazırsanız ve aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız eğer başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ipimi açıyorum. Ne kadar sıra öreceğim bilmiyorum. Sanırım 1.90 santim kadar falan öreceğim. Uzun bir atkı olsun istiyorum. Zincir çekerek başlıyorum. Su taşı modeli biliyorsunuz. Bilinen bir model. Atkıya da çok yakıştı. Hele ki ebru'lu iplere, yani Naku Vals olması gerekmiyor. Batik iplerle de örebilirsiniz. Düz renklerle de muhteşem olacaktır. Yünlü ipler, koton ipler, Naku Vals gibi ipler. Örüp kendinize atkı yapabilirsiniz. Hatta bunu biraz daha kısa tutup birleştirip boyunluk olarak da örebilirsiniz. Zincir çekerek başlıyorum. Ben atkımda 60 tane zincir çektim. Şöyle 6 tane model kurdum. Bakın normalde 5 tane olması gerekiyordu. Ben biraz daha geniş, böyle boynuma sıcak bir atkı olmasını istediğim için 6 tane model kurdum. 60 tane zincir çektim bunun için. İpimi alıyorum. Bir kere kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gevşek gevşek zincirlerimi çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 60 tane zincir çekelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, 60 tane zincirimi çektim. Tığımın başına doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimin içine batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Bunu bir sayıyorum. İkincisi, ikinci trabzanım. Aynı boşluğun içerisine batıyorum. Bir tane daha üçlü trabzan örüyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan örüyorum. Yani aynı noktaya 4 tane üçlü trabzan örmüş oldum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Yine aynı boşluğun içerisine batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. Tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. Aynı noktaya batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. 3 oldu. Bir kez daha batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Bakın bu şekilde 4 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 4 tane üçlü trabzan yaptım. Buradan aşağıdan 1, 2, 3... dördüncü zincirin içine batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum. İlk sırada sadece bunu yapacağız. Bu şekilde tığıma doluyorum. 1, 2, 3, dördüncü zincirimin içine geliyorum. 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, aynı noktaya battım. 2, aynı noktaya battım. 3, aynı noktaya battım. 4, 4 tane üçlü trabzanımı ördüm. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Ve aynı boşluğun içerisine 1, 2, 3 kere de çıktım. 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Aynı boşluğa battım. 1, 2, 3. 3 oldu. Bir kere daha batıyorum. 4 tane üçlü trabzanı yaptım. Bakın bu şekilde yan yana
yapraklarımı diyeyim oluşturuyorum. Ne yapıyorum hemen? Buradan 1, 2, 3, 4. zincirin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve sık iğneyle sabitliyorum. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içine batıyorum. 1, 2, 3. Aynı noktaya 4 tane üçlü trabzan. Aynı noktaya batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. 3 oldu. Bir kere daha batıyorum. 4. 4 tane üçlü trabzanımı yaptım. Arada 2 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Ve aynı boşluğun içerisine 4 tane daha üçlü trabzan arıyorum. 1, 2, aynı noktaya, 3, aynı noktaya, 4. Hemen aşağıdan 1, 2, 3, 4. zincirin içine batıyorum. Bir ilmek çıkardım ve sık iğneyle sabitledim. Aynı mantıkla normalde atkıda 5 tane model var. Ben 6 tane yaptım. Sizler de İsterseniz benim yaptığım gibi 6 tane yaparsınız, isterseniz 5 tane. Kalan zinciri hiç düşünmeyin. Zinciri yok etmek en kolayı. Kesip de yok edebiliriz. Bir tur bu şekilde döneceğimiz için içinde de yok edebiliriz. Sıra sonuna kadar bu gösterdiğim mantıkla gelelim. Evet arkadaşlar, bakın 5 tane modelimi kurdum. 6.'yı da beraber kuralım. Burada kalan ipimizi de keseriz ve yok ederiz. Tığıma doluyorum. 4. zincirimin içerisine 4 tane üçlü trabzan aynı noktaya batarak aynı noktaya batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. 4 tane üçlü trabzanımı aynı noktaya batarak örüyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğun içerisine batıyorum. 4 tane daha üçlü trabzan örüyorum. 1, aynı boşluğa battım. 2, aynı boşluğa battım. 3, aynı boşluğa battım ve 4. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içine batıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Kalan zincirimi bakın. Şimdi makasımı getirip hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın kalan ipimi gönül rahatlığıyla buradan kesiyorum. İçinden çektim ve buradan da ipi tutup kapattım. Bakın bunu burada kısalttım. Şimdi burada hemen şimdi bakın 6 tane modelimi kurdum. 2, 4, 6 tane modelimi kurdum ben. Burada bir zincir çekiyorum. Bu kısmın aşağıda kalması için püskül kısmı olacak zaten burası. Sadece bu sırada geliyorum bir zincirimi. Tekrar göstereyim. İşimi döndürüyorum. Şimdi bu şekilde örmüştüm. Bu şekilde örmüştüm. İşimi döndürüyorum. Bakın yukarı kısmını da öreceğim. Bir zincir çekiyorum, tığıma doluyorum. Bu ipi de bakın ipi de içeriden yürütüp yok edeceğim. Hemen buradaki boşluğa batıyorum. Bakın burada bir boşluk var. 4 tane üçlü trabzanım örüyorum. 1, aynı boşluğa battım. 2, aynı boşluğa battım. 3, aynı boşluğa battım. 4. Bakın yukarısını da kapatmış oluyorum. 4 tane üçlü trabzanımı yaptım. Arada 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığıma doluyorum. Ve aynı boşluğa 4 tane daha üçlü trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın. Görüntüm bu şekilde. Üstünü de kapatmış oldum. Arada hiç zincir çekmek yok. Bunu buraya yatırmak yok. Sadece tığımın başına doluyorum. Hemen buradaki boşluğa atlıyorum. 4 tane üçlü trabzanımı örüyorum. 1, aynı boşluğa. 2, aynı boşluğa. 3, aynı boşluğa. 4. Arada 2 zincir çektim. Aynı boşluğa geliyorum. 4 tane daha üçlü trabzanımı örüyorum. Aynı noktaya. Sadece bu sırada bakın burayı bu şekilde kapatmış oluyorum. Devam ediyorum. 3. İpimi biraz alayım. Ve 4.
Hiçbir zincir yok, hiçbir başka bir işlem yok. Hemen tığımın başına doluyorum. Yandaki boşluğa geliyorum. 4 tane üçlü trabzan. 1 2 3 ve 4. 4 tane üçlü trabzan. Arada 2 zincir. Tığımın başına doluyorum ve yine aynı boşluğun içerisinde 4 tane daha üçlü trabzanımı örüyorum. Tığımı doladım. 1 2 3. 3 oldu ve 4.'ü de yapıyorum. Bakın. Bu şekilde şimdi bu sırada üstlerini kapatarak gideceğiz. Yine burada tığımın başına dolayacağım. Hiçbir işlem yapmadan gidip buradaki boşluğa batacağım. 4 tane üçlü trabzanımı yapıp yaptım. 2 zincirimi çektim. Aynı boşluğa batarak 4 tane daha üçlü trabzanımı yapacağım. Sıra sonuna kadar bu mantıkla gelelim. Evet arkadaşlar, sonuncu boşluğuma geldim. Tığımın başına doluyorum. Hemen buradaki boşluğa gidiyorum. 4 tane üçlü trabzanımı örüyorum. 1 aynı noktaya. 2 3 4 tane üçlü trabzanımı ördüm. Arada 2 zincirimi çektim. Tığımın başına doluyorum ve aynı boşluğa 4 tane daha üçlü trabzan örüyorum. 1 2 ve 3 ve 4. 4 tane üçlü trabzanımı ördüm. Aşağıda örmüş olduğum yuvaları bu şekilde kapattım. Bunu sadece bir kereye mahsus yaptık. Bakın bu şekilde buradan görünüyor mu bilmiyorum. Bu şekilde ilerledi modelim. Şimdi direkt üstüne çıkarak devam edeceğim. Hemen burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İşimi döndürüyorum. Artık batacağım yuvalarım da belli. Su taşı modelini örüyorum. 3 zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Geliyorum buradaki boşluğa. 4 tane üçlü trabzan. 1 2 3 ve 4. 4 tane üçlü trabzanımı ördüm. 2 tane zincir çektim. Tığımın başına doluyorum ve yine aynı boşluğun içerisine 4 tane üçlü trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve aynı boşluğa 4. Bakın. Bu şekilde yukarıya çıktım. Yine herhangi bir işlem yapmadan direkt tığımın başına doluyorum. Buradaki boşluğa geliyorum. 4 tane üçlü trabzan arıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane üçlü trabzanımı ördüm. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa battım. 4 tane daha üçlü trabzan örüyorum. 2 3 ve 4. Bak. Bu şekilde. Hemen hiçbir işlem yapmadan direkt tığımın başına doluyorum. Buradaki boşluğa 3 zincirlik boşluğa atlıyorum. 3 tane, 4 tane üçlü trabzanımı örüyorum. 2 3 ve 4. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa 2 zincirimi çektikten sonra 4 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 4. Modelimizi bu şekilde kurduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi sıra sonuna kadar aynı formülden ben geleceğim buraya kadar.
Burada tekrar dönüşü göstereceğim. Zaten mantığı anladıktan sonra isterseniz şal yapabilirsiniz, isterseniz makrome iplerle runnerlar yapabilirsiniz. Su taşı modeliyle yapılmayacak hiçbir şey yok. Yelek yapabilirsiniz, kazak yapabilirsiniz, hırka örebilirsiniz, altıgen hırkalar örebilirsiniz. Dediğim gibi boyunluk örebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar aynı mantıkla geleceğim. Yukarıya nasıl yükselip çıktığımızda birlikte görelim. Bakın 2, 4, 6 tane model kurdum. Oldukça geniş. Ben daha böyle geniş atkıları seviyorum. Dileyen arkadaşlarım 5 tane model üzerinden yapabilirler. Normal boyutu 5 tane modele kurunca oluyor. 6 tane yaptım ben. Benimle birlikte örmek isteyen arkadaşlarım bu şekilde yapabilirler. Evet arkadaşlar, bakın. Sıra sonuna kadar geldim. Hemen sonuncu. Bakın burada hemen tığımın başına doluyorum. Sonuncu buradaki 3 zincirlik boşluğuma geliyorum. 4 tane üçlü trabzanımı örüyorum. 1. Aynı boşluğa battım. 2. Aynı boşluğa. 3. Aynı boşluğa battım. 4 tane üçlü trabzanımı ördüm. 2 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğun içine 4 tane daha üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın. Bu şekilde bu sıramı da tamamlamış oldum. Yine burada hiçbir yere tutunmadan direkt 1 2 3 zincirimi çekiyorum. İşimi döndürüyorum. Artık aynı formülle 3 zincirimi çektim. Geliyorum hemen buradaki boşluğa. 4 tane üçlü trabzan. 1 2 3 ve 4. Arada 2 zincir tığımın başına doluyorum ve aynı boşluğun içine 4 tane daha üçlü trabzan arıyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın. Çabuk ilerleyecektir. Arada hiçbir işlem yok. Tığımın başına dolayıp hemen buradaki 3 zincirlik, bakın 3 zincirlik boşluğa geliyorum. 4 tane üçlü trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. Arada 1 2 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğun içerisine 4 tane daha üçlü trabzan arıyorum. 1 2 3 ve 4. Gösterdiğim şekilde döne döne bu şekilde örneğinizi kurup yukarıya doğru dilediğiniz sıra sayısı kadar örebilirsiniz. İsterseniz daha genişini yapıp etolşanlar yapabilirsiniz. Üçgen formda örebilirsiniz. Benim gibi atkı formunda örebilirsiniz. İnanın harika bir şey çıkıyor ortaya. Tabii ütü buharı daha vermedim. Şu başlangıç noktamız bizim. Hani döndük ya bu tarafa doğru. Şuralar bizim, bakın. Şuralar bizim püsküllerimizi takacağımız noktalar. Püskül takmayı hepimiz biliyoruzdur da zaten. 30 santimlik ipleri kestim. Ve o şekilde bağladım. Püsküllerimi de bu şekilde beşer beşerli iplerle oluşturdum. Diğer tarafına da aynı işlemi yapacağım. Modelimiz bu. İnanın çok kolay ve çok çabuk ilerleyecek. Bir günün içerisinde kocaman bir atkıyı örebilirsiniz. Her türlü şeyde bu örnekten projeyle yapabilirsiniz. Bunu değiştirmek mümkün değil mi? Tabii ki mümkün. Ben mesela şimdi bunları ikili trabzanlardı. Ben üçlü trabzanlar olarak istedim. Daha çabuk ilerlesin ve uzun uzun bacakları olsun diye. İkili trabzanları üçlü trabzan yaptım. Daha dolgun olmasını isteseydim, buraya 5 tane ikili üçlü trabzan, 2 zincir, 5 tane üçlü trabzan da yapabilirdim. Yani buna form da vermek yine sizin kendi elinizde. Su taşı modelimizle böyle şöyle göstereyim. Dokusu da ipin
Çok yakıştı. Nako Paris. Pardon, Nako Vals. Çok yakıştı arkadaşlar. Vals'e ağzımı çalışkan olmadığı için ilk defa örüyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Harika bir renk geçişi var. Birbirine güzel tonlarda. Tekrardan renk kodunu da sizlere şöyle şuradan göstereyim. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım için bir fikir olsun istiyorum. Bu şekilde örüp 1,90 genelde 2 metre 1,90 santim olarak da örebilirsiniz. Ben bunda 1,5 yumak kullandım. Şimdi diğerini de size göstermek için açtığımı da kullanacağım. Bakacağım 1,90'ı geçsin istemiyorum. O kadar uzunluktaki atkı benim için yeterli. Daha da dolgun olmasını isterseniz püsküllerinizin fazla fazla takarsınız. Ben beşer tane taktım böyle. Sonra bunların uçlarını güzel bir şekilde keseceğim. Modelimiz bu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olur. Etkileşimde bulunalım arkadaşlar. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana sorabilirsiniz. Instagram sayfam ilmek ilmek motiflerim. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Güzel şöyle bir yumuşacık bir atkı oldu. Özellikle böyle 4 milimetre tığla ördüm. Yumuşak olmasını istediğim için. Normalde Nako Vals 3 milimetrelik, 2,5-3 milimetrelik tığ öneriyor burada. Ben 4 milimetrelikle ördüm. Dediğim gibi şöyle yumuşak yumuşak dokusu, şöyle yumuşacık bir atkım olsun istediğim için bu şekilde yaptım. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.